Yüreğimiz yandı. Güner Cıvaoğlu, Milliyet. Erbil'de dün bir diplomatımız kahpece şehit edildi. Şehidimize rahmet, ailesine, dışişleri camiasına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şu satırlar yazılırken bu sinsi ve hain saldırıların arkasında kim, kimler ya da hangi örgüt var henüz üstlenen olmamıştı. Ancak kuşkular failin PKK olduğu yolundaydı. Bir süredir pençe harekatıyla Kuzey Irak'taki PKK silah ve lojistik yerleri PKK'nın barınakları vurulmakta. Yüze yakın PKK'lı etkisiz hale getirildi ve Kırmızı listede olan bir en üst düzey PKK yöneticisi de öldürüldü. PKK bu kayıpları ve alan hakimiyetini kaybetmekte oluşu nedeniyle bir ses getirecek eylem koymak istemiş olabilir. Bunu henüz üstlenmeyişinin nedeni uluslararası hukuk tanımları üzerinde tam bir uzaşıya varılmış olmamakla beraber esas unsur olan sivillere vurmamak kapsamına girmemektir sanıyorum. Şehit edilen diplomatımız sivildir ve bunun da ötesinde hedef alınması eylemi terör suçu tanımının tartışmasız karşılığıdır. Ne yazık ki sivil örgütlerin meşru güvenlik güçlerine karşı silah kullanması halini terör kapsamına almak için başka şartları da arayan azınlık görüşler var. Ama dün Erbil'deki bir restoranda diplomatımızı yemek yerken şehit etmek her türlü tartışmanın başka şartlar arayışının dışında kelimenin tam anlamıyla terör suçudur eylemi koyan cani PKK mensubu ya da PKK'nın tetikçisi ise uluslararası hukuka bu örgüt için bir suçüstü durumu yaratmıştır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkeleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde muhatap alınan, desteklenerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Suriye'deki kara kuvvetiymiş gibi algılar üreten PYD, YPG, SDG'nin beyni de omurgası da PKK'dır. Bu rezil eylemle PKK kendi ayağına da kurşun sıkmış oluyor. Bu hain saldırı Kuzey Irak Özel Kürt Yönetimi'ni de rahatsız etti. Bağımsız Kürt Devleti girişiminin karşısında tabaralan alan Türkiye'nin de katkısıyla o yol kapandı ama ilişkilerimiz de gerilmişti. Son zamanlarda onarım süreci yaşanırken başkent Erbil'deki suikast elbette tedirgin edici. Bağdat'taki Mesut Barzani ve Avrupa'daki Neçirvan Barzani saldırıyı öğrenir öğrenmez Erbil'e derhal dönme kararı aldılar, olaya ciddiyetle yaklaştıklarını ve Türkiye ile ilişkilere özen gösterdiklerinin işaretini verdiler. Bölgeyi çok iyi bilen deneyimli gazeteci Çetin Erçetin'in anlattığına göre aslında Erbil güvenli bir kent. Bağdat'ta diplomatik konutlarının ve büyük elçiliklerinin yer aldığı güvenli yeşil bölge gibi bir ayrı bölgeye Erbil'de ihtiyaç duyulmamış. Hain saldırının gerçekleştiği yöreye bakıyorum, 22 yıl öncesinden hatırladığım harabi bir kasaba görüntüsüyle hiç ilgisi olmayan modern ve bakımlı bir kente dönüşmüş Erbil. Bulvarlar, modern binalar, uluslararası marka oteller, lüks alışveriş mekanları yüzlerce güvenlik kamerasıyla 7-24 gözetlenmekte menfur saldırının yapıldığı Türk lokantası da orada. Bir taziye dönüşü ani karar alarak yanındaki iki konsolos görevlisiyle diplomatımız bu lokantaya girmiş. Yani o diplomatımızın şahsını hedef alan planlanmış bir saldırı olamaz. Ama Erbil'deki Türk iş adamlarının, gazetecilerinin, diplomatlarımızın uğrak yeri olduğu için kısa süre önce bir kararla ilk gelen diplomatı vurun talimatının verilmiş olması ihtimali ağır basıyor. PKK kaybetmekte olduğu psikolojik konumunu kurtarmak için öyle görünüyor ki bu tür gaddar ve sinsi saldırıları sürdürebilir. Yel kayadan ne koparabilir ki? Ama şehitlerimiz yüreğimizi yakıyor.